Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar herkese. Bursa'nın değil, Türkiye'nin sayılı büyük süs kuşçularından Ahmet Özgür abimizin yanındayım. Eskiler kendisini çok iyi tanır. Videoyu çeviriyorum şöyle. Ahmet abi, seni önce bir tanıyalım. Ben Bulgaristan göçmeniyim. Deriorman bölgesinden, Şumur'dan 25 yıldan beri kuş besliyorum evimde. Özellikle hünkârı hiç eksik olmadı. İyisiyle kötüsüyle. Hünkârı besleyen arkadaşlar selam olsun. Zor bir kuştur. Abi çok güzel tesis yapmışsın. Öncelikle eline emeğine sağlık. Gerçekten bu hayvanlara emek verdiğini her yerden arkadaşlarım şimdi videoda öğrenecek. Envai çeşit çok güzel kuş, süs kuşları var. Şöyle hünkârları başlayalım mı salmayla? Hem konuşalım, hem sohbet edelim, hem de izletelim arkadaşlara keyifle. Okan 20 yıllık soyu bizlerden neredeyse. 20 yıllık? Evet, 20 yıllık. 20 yıldır aynı kuşları üreten abimiz arkadaşlar, bakın. Abi bunların her biri 1 kilo gelir ya. 900 gram, bunların amcaları 900 gram geliyordu. Bunlar biraz yaşlandı şu anda ama. 1 kilogramda 900 gramlık var. Maşallah. Bunlar üçü de erkek. At bir tane dişi görsünler adamlar. Arkadaşlar sizden ricam. Nazar atı bile çatlatır, bir maşallah deyin. Arkadaşlar yorum bölümüne bir maşallah diyelim. Videoyu izlemeden beğenin lütfen. Ricamdır. Çok güzel emek var. Şimdi muhteşem kuşlar göstereceğim size. Uzun yol yapıyoruz sizin için. Keyifli kuşlar. Ay maşallah. Bu da bir dişi kuşumuz. 2 yaşında. Ay maşallah. Vallahi kuşlar da podyuma alışık ha. Arkadaşlar kuşların hepsi kanatlı. Şurayı şöyle göstereyim. Açık burası. Şöyle gösteriyorum. Abim çok güzel bir mekan yapmış sağ olsun. Bu da daha 7 aylık bir erkeğimiz. Daha 7 aylık. 7 aylık bir erkeğimiz. Oy maşallah. Kuş var, kuşçuk var. Doğru mu abi? Doğru tabii. Güzelin sonu yok. Güzelin sonu yok. Ama hünkârı besleyen tüm arkadaşlara selam olsun. Zor bir kuştur. Emek ister. Böyle yemini koy bir hafta sonra yanına geldik olmaz. Harbiden emek isteyen kuşlar. Hünkârı besleyen de tatil yok. Tatil ben yok. Ben hiç tatil yapmadım. Günlük yemek veriyorsun değil mi abi, evet, bu kuşlara? Günlük su da yem veriyorum. Tabii şimdi çok karışıklığa da şey değil. Bunlar uçmadığı için çok öyle aşırı proteini yiyenler bunları bozuyor. Daha çok buğdayla, daha az karışıklar. Yani bunların... Ama vitaminini veriyorsun. Tabii ki de hepsini... Şeyini veriyorsun. Zaten diğer kuşların yiyenlere ayrıdır bunların. Eline emeğine sağlık. Arkadaşlar şöyle abartı yok. Amcaoğlu bir tanesini ele bir alsana şu kuşlardan. Bak öten arkadaşı bir ele aldı. Papağanın birini. Abartı yok arkadaşlar. Bakın iki elle tutacak. Jumbo posta kuşu bu kadar iri değildir. Ahmet abim gerçekten büyük. Ellerini birleştirsene şey. Gerçekten büyük emeği var. Ben kuşlarının kalitesini biliyordum arkadaşlar. Kafaya da bile ama. Bile geldik. Sağ ol bakalım hadi. İriliğini gösterdik. Ahmet abi şu yan kümesi gezelim mi? Sırasıyla sal bakalım, onu da sal. Sonra burada, kümesleri gezelim. Oy maşallah. 3-5 kuşun babası. 3-5 kuşun babası. Buradaki 3-5 kuşun babası. Maşallah. Özellikle bu mağarın babası. Babayı geçmiş ama olamaz. Boynuz kulağı geçmiş. Hünkari, Osmanlı kuşunu da işte nesilden nesile aktarmak şimdi için elinden geleni yapıyorsun var, bu da ayrıca. Burada bize daha bunun yerleri vardı zamanında, yerli hünkârlar biraz daha küçük. Bunları ilk getirenlerden, bir iki arkadaş daha vardır derken yurt dışından gelen, daha çok biz bunlara çok el attık. İzmir'de bir iki arkadaş vardı. Tabii ismini de verebilirim, Lütfi arkadaşımız. O da çok emek verdi bunlara, hep birlikte getirdik. Tabii gelen kuşaların hep iyilerini yerimizde bırakmaya çalıştık ama dediğim gibi yani güzelin sonu yok. Yani diğer arkadaşlar da vardı güzeller. Biz elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz bunlara. Ahmet abi, seyirciler sabırsızlanıyor. Şöyle bölüm bölüm kuşları gezelim mi? Gezelim. İstersen yerlerine sal bunları. Şimdi burada da çift tane bölümleri yaptım. Tabii yeşlemelerde sıkıntı olmasın diye. Yani özellikle abi, yani bilmem için dişi erkekten gelen yavruyu
Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, sözünü kestim, hakkını helal et. Bakın müthiş bir ambiyans. Şimdi oksijen girişi çıkışı çok güzel. Onun yanı sıra hayvanların rahatlığına bak. Gel Gökhan. Gel Gökhan. Temizlik şu anda yapılmadı yani, ama her şey var. Yapılacak. Bunlar hep şey oluyor. Temizlemesi kolay. Altı ahşap. Hayvanların sağlığına bakın arkadaşlar. Biblo gibi tertemizler. Bak şimdi. Ve ırk çeşidine bir bak. Sadece buğday arkadaşlar. Bir de palet yerleri. Genç yemin bir palet yemin. Arkadaşlar bakın şöyle yakından da göstereceğim. Kuşların kalitesini de görün, güzelliğini de görün, sağlığını da görün. Burada kanat balonlarımız var. Sırasıyla gezdirelim abi. Maşallah yumurtalar. Yok, benim altımda plastik yumurtalar. Olsun, olsun, olsun. Bana o da yumurta. Çünkü çok yanlış olduğu için. Yumurtlasın istemedi. Maşallah. Bunlar da benim en sevdiklerimden arkadaşlar. Daha önce çok besledim bu kuşları. Gerçekten vefalı güzel kuşlar. Şöyle bir tat bakalım sen. Heh. Kanat balonlar. Gel, 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 gel. Erkeği bir yürütelim. Heh. Heh. Şıkır şıkır. Heh. Bunlar da maşallah var. Çok güzeller. Emeğine sağlık. Sarı kanat Türkiye'de pek azdır abi. Az, evet. Sırasıyla gezeceğiz arkadaşlar. Şöyle abi buradan bir arka bir geri mi yapsak? Gel sırasıyla gidelim. Şöyle bir uyduruş yapalım. Oy maşallah. Böyle kaliteli kümesi, böyle kaliteli kuşları sadece ve sadece Hobi Bahçesi Ferhat Öztürk kanalından keyifle izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ahmet abimin de her zaman Hobi Bahçesi'ne desteğimiz tamdır. Allah razı olsun abi. Her zaman yanımızda olduğunu belli ettin. Bugün de keyifli bir gün olacak Allah nasip ederse. Arkadaşlar yorum beğeni kesinlikle eksik etmeyin. Sizden tek ricam beğeni ve yorum olsun arkadaşlar. Hay maşallah. Ahmet bu abi. Çok özel bir dişim. Bu yıl ikinci yılı çalışan bir dişim. Allah yolunu açık etsin. Şöyle yaklaşsın bir bakalım. Bir mağarayına kadar bunları ayrı tutacağız. Dişi erkek. 2022 onlara açık olsun inşallah. Daha güzel yavrularız. Allah yollarını açık etsin. Bu erkek ne böyle maşallah. Tosun Paşa. Nazar boncuğu gibi vallahi. İşte emek böyle bir şey arkadaşlar. Bakın Ahmet abi 20 yıldır aynı kuşların soyuyla devam ediyor. Ama aslında biraz çok böyle gene bulduğum zaman 1-2 kan girmek gerekiyor ama böyle çok da yapı olarak maşallah çok iyiler. Heh. Keyifle izlesin arkadaşlar. Hiçbir yerde hemen geç yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Heh. Emeğine sağlık abi. Şöyle bir alttakileri gösterdik mi? Gösterdik. Gel. Hay maşallah. Balon. Bizim Rasim abinin en sevdiğinden diyelim. Hay maşallah. Siyahların çok güzel abi. Ahmet abim her şeyin en kalitelisini koymuş kümesine. Biraz seçici oluyormuşlar ama tabii dediğim gibi güzelin sonuydu ama seçici olmak da iyi oluyor. Çünkü öküz altında buzu aramıyorum. Yani ilk bakıcıdan, iyi damızlıktan aldığın zaman İş garanti oluyor. İş garanti oluyor. Aynen abi. Yani yüz fazla olsun ama kaliteli olsun. Aynen. Abi. Ben bunu bilirim. Seyirden. Şimdi bak. Ay maşallah. Böyle insan olur. Hiç resmini görmeden kuş alırsın. Böyle yani çok güzel kuş görüyorsun. Aynı kuş gelmeyebilir de. Yani kuşun altı. Sonuçta herkes emek veriyor bu şey. Bir de yüksek paralara herkes güzel şey para kazanamıyor. Kolay para kazanamıyor. Yani artık... Maşallah maşallah. Maşallah. Dön bakayım dön. Dön. Daha geçen sene kuşu bunu Çanakkale'de bir kardeşimiz var Bülent, ondan aldığında. Bülent abi iyi tanırım. Şeyden, Çan'dan. Evet. Ondan aldım. Bülent dönmez. Buradan ona da selam olsun. Selam olsun. Güzel bir kuş. Eline emeğine sağlık. Zaten sen aldıysan boş kuş almazsın abi. Allah yolunu açık etsin. Bunlar da kanat balonlar. Biri kanat, biri çubuk olmuş. Şu kanada benden bir erkek vereyim sana ya. Bu tek kalmış. Sana takım alacağız. Yani. Güzel dişi maşallah. Güzel. Emeğine sağlık. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Şu güzelliğe, şu kaliteye. Bu kuşlardan değinmek istiyorum. Bu kuşlar benim çocukken ben 7 yaşında kuş beslemeye başladım. İlk önce Yozdan başladım. Nasıl Yoz? Dedem Adem'iydi okulda. Bu kırmızı bal dediğimiz Yozlar ama çok orijinal onlar. Tozluk yok, paça yok. Şimdi burada kendi biraz kırıklık var. Ya Mardin kırığı ya da paçalı bir kuştan kırım ama diğerleri çok orijinaldi.
İlk yakaladığım böyle bir erkekti. Çok sevmiştim. Ve bunları da geçen gün yeni aldım. Şeyden aldım bunları. Ramazan değerli kardeşimizden. Çok orijinal bir kuşlar. Şöyle şuradan bir göstereceğim. Sonra elindekine geleceğim abi. Maşallah. O bir dişi. Bu dişi. Bu da erkeğimiz. Bu da çok şöyle güzel bir kuş. İnşallah kanadı falan dolu bir kuş. Allah yoluna açık etsin. İnşallah güle güle besleyip bunları üretmek nasip olur. Bunu üretmek çok zor. Bilirim. Kısa gaga zor iştir arkadaşlar. Bunların yumurtasını yani böyle kürdanla açarsın tam kanatmadan. Bu şekilde gece beklersin o saatini. Ben bu iki tane kuluçka makinesi aldım, onları da göstereceğim sana. Ben senin o sistemini bundan 5 sene önce gördüm diye hatırlıyorum. Artık tam seni aklımda değil ama ya dedim bu adam nasıl oradan yumurtayı çıkartıyor, güvercin yumurtasını kendi şimdi besliyor. Bu hayvanın adı günah oranı çok yüksek oluyor. Neden günah oranı? Tabii biz de bunlardan aslında biz bunları beslemezsek bunların üreme şansı çok az. Ama tabii biz de günahını katlanıyoruz artık, Allah ister etsin. Şimdi biz bunlardan bizim gibi arkadaşlar ilgilenmezse yumurtadan çıkma şeyi şansı sıfır. Çıksa bile yani bakıcılar, bunlar zaten bakmıyor ama bakıcılar maya vermesi çok az. Zor abi. Biz de işte bunları kuluçka makinelerinden böyle kanatmadan bazen gece 3'te 4'te kalkıyorsun bakıyorsun çıktı mı vuruyor mu? Yani ölümler dakikalık, bir dakika ölebiliyor. Zaten kuş şöyle yapar, bir kırık atar. Bir nefes alır ona. Kırık atamazsa, vuruyorsa o boşluğundan bir kürdanla sen vereceksin onun nefesini. Veremiyorsan gidiyor. Aynen. Yani nefes veriyorsa bu sefer çıtır çıtır dönüyor çıkıyor. Çıkamıyorsa zaten tek kendi çıkan kuş anne de maya veriyorsa yani büyümesi %100. Bunlar da kıvırcıklar. Çok evet. Güzeller abi maşallah. Yavruları var yanlarında, kendileri büyütmüş. Eline emeğine sağlık. Bembeyaz, pırıl pırıl. Permaları da çok güzel. Bir takım beyaz. Beyazları da gösterdik. Ahmet abim anlatırken biz aynı zamanda bunu da yaptık. Ay maşallah. Sen Rasim abiye bir takım kuş verdin. Bunların yavrusu muydu? Zaten evet. Maşallah. Erkek de ondan aldım. Rasim abimden aldım. Geçen sene biraz kuşların bir ölüm yaşadık. Toplu bir ölüm. 100 küsürü öldü. Bu da tabii ki emek abi. Zor emek. Oluyor. Oluyor. Çok tabii dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar herkese tavsiyemdi. Şimdi kuş ölümü illaki oluyor. Özellikle bu zamanlarda oluyor. Evet. Ama ne var? Aldığımız kuşu böyle ayrı bir göze koyarsak ama göz de rahat olacak. Ya bakın arkadaşlar 1.20 rahat var burası, doğru mu? Aşağı yukarı 1.20'ye. 1.20'ye 80. Hayvan çok rahattı. Şimdi burada bir takım beyaz var. Ay maşallah. Çok özel. Şunları bir elde gösterelim mi? Gel. Göster. Ay maşallah. Sen tut. Şimdi gel. Arkadaşlar bunlar da tavuk gibi. Kiloları miloları. Amcam oğlu tut. Sen güzel tutarsın. Maşallah. Bak şunu göster. Bu kuşun yavruları var. Bak 7 tane 7 adet. Şu anda yavru yıkan bunun gibi bak. Yani ön tarafında yavrular ayrı bölümde. Bu bir erkeğimiz. Şöyle bir karış. Yeleğe bak. Harbiden yele bir karış. Şuraya baksana. Arkadaşlar. Tabii kesiyorum ben bunları. Şu anda boş yumurtada yatıyorlar. Yani yumurtalar boş yumurtalar ama boş yumurtaları kesmedim. Şunu ayırmam gerekiyor bunları bir Şubat sonuna kadar. Dinlendiriyorsun evet. Doğru mu abi? Aynen. Şu an dinlenmedeler. Güzel bir takım. Beyazlar. Bazen havalar aynı yere koyuyorsak abi üstte ışıklandırma var ya salsana evet. Beraber görelim. Heh. Ah maşallah. Şimdi daha yakışıklı oldular. Şöyle bir izleyelim. Baksana maşallah. Bir. Şundaki yeleğe bak. İlk defa öten bir mantolu gördüm ben. Bu neden biliyor musun Gökhan? Bunları rahatsız edecek ırk yok içlerinde. Aynen. Hepsi birer. Yani mantolu kuşu en korkak bir kuştur. Çünkü ufak kuşa bakılmaz, doğru mu abi? Aynen öyle. Korkar bir kuş ama burada şimdi başka kuş olmadığı için hayvanlar yani rahatsız edici bir kuş olmadığı için kendini rahat. Burası onun evi. Evet abi. Ama yadırgamıyor başka yani. Başka bir kuşa satsak çünkü her an korkabiliyor hayvanın. Yani maşallah. Bir de şimdi önünü tam göremediğinden herhalde. Doğru mu Ahmet abi? Ama görmüyor zaten. Şimdi buraya bu adapte olmuş. Biliyor ki burası bunun mekanı. Şimdi benim geçen sene bir kör kuşum vardı. Bak hiç ne sattım diye burada öldü. Ama yuvayı yumurtluyordu, suyu buluyordu, yemi de buluyordu. Kör ama gözü görmüyor ama. Ezberliyor şeyi. Evet. Bu da ayrı bir vefa abi. Yani bunu yapmak da ayrı bir şey. Bak burada şu tabii reklam olabilir.
Sorun yok abi, sorun yok. Bilinçli firmasının en güzel. %100 çıkım. Şu an yumurta var. Şu anda yumurta zaten son yumurtalar içinde. Bu da nem verici bak. Şimdi böyle nem kaçtı şu anda. Nemi kaçtı. Tamam. Bu nem gidince burası araya komut. Şey giriyor. Onun için yapıyor. Buraya komut veriyor. Burası mesela çalışıyor. Nemi çalışıyor, buraya veriyor. Çıkan yavruyu buraya alıyor. Doğru yok, mu? Yok, buraya almıyor. Bunun için alıyorum bazen. Sıcak tutuyor. Küvez olarak kullanıyorum bunu. Tamam. Buradan çıkanı küvez olarak kullanıyorum. Ondan sonra annenin altına atıyorum. Anne bakıyorsa sıkıntı yok. Bakmıyorsa hemen. Bu işte şeyler var ya, hani pompalar, destekleyici mamalar var ya, onlardan bir iki gün destekliyoruz bir daha. Ama illaki bakıyor. Zaten bu bakıcık şeyinde birebir günü tutmak çok zor. Ben ilk önce bu buzdolabını alıyorum. Sonra buraya koyuyorum. Burada yumurta yani kendini tamamlıyor. Damarlaşıyor. Atıyorum annenin altına bir daha. Garanti oynuyoruz yani. Garanti oynuyoruz, evet. Çok güzel abi. Eline emeğine sağlık. Bu sistemi ilk ben sende görmüştüm. Güvercin çünkü kuluçka makinesinden çıktığında hemen hemen kimse bakamaz. Ya zor iş. Zor. Allah yolunu açık etsin. Arkadaşlar bakın. Bulgaristan kuşları gene bunlar. Bunlar çift tepe karanfil. Karanfil diye mi geçiyor? Karanfil diye geçiyor. Bazı çift tepe işte. Bunların da perçemlerini kesmezsen önünü göremiyor bunlar. Tabii kesiyorum bunları da. Bu perçemlerinin kesilmiş hali. Maşallah tabak gibi. Çok güzeller. Şimdi bir de makaracı. Aynı zamanda makaracı. Evet. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Bu kuşlardan pek yok arkadaşlar piyasada. Bunları biraz Afyon tarafında, o tarafında olduğunu biliyorum. Geçen sene bir iki arkadaş oradan aradı. Ya ben bunlardan getirdim Ahmet abi. Evet. Çok sattım da. Ama şöyle bir şey var. İyi üretemediler. Yani piyasada artık yok bunlar. Az. Evet. Yani bence maddi değerleri çok yüksek olacak artık bunların. Çünkü önceden hani 200-300 lira öyle bir şey ya yok şimdi. Yok. Bu şeyin de değeri kalmadı Ferhat. Yani 200 bizim lira Türk parasında değeri yok. Kalmadı tabii. Ama maşallah kuşların çok iyi abi. Eline emeğine sağlık. Şimdi bak bunların yavruları da var arka tarafta. Şimdi 10 tane onları da göreceğiz. Arkadaşlar burada bakıcı var. 300-400 tane kuş var arkadaşlar. Bunlar, bakın bakıcılar altlarında yavruları var. Çayka. Şöyle gösterelim. Orada. 10 yavru zaten artık. Bunlar da tüye giriyor. 2 tane boşaltıp temizleyip. Arkadaşlar bakın. Burada da kapaklı çift tepe bunlar. Sarı rengi. O beyazların sarısı. Bunlar ne diye geçiyor abi? Bulgar kuşu biliyorum ama. Ne diyorlar bunlara? Şimdi bunlar her yörenin kuşları var. Tolbukin diye. O da öyle yörenin kuşu. Tolbukin. Tolbukin yöresi. Evet. Çok farklı kuşlar arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum yine. Keyifle bakın diye. Bunları da gördük. Burada çok güzel kören mentler evet, var. Burada senin de emeğin var burada. Eline emeğine sağlık. Kırmızı senin erkeğin. Çok güzel abi. Kırmızı da güzel, sarın da güzel. Sarı çok güzel. İkisi çok renk uyumlu. Tonları da güzel, uyumlu. İnşallah bolca yavru alırsın bu sene bunlardan. Dişin de çok güzel. Gel bakayım. Körenmer kuşu ayrı zevktir. Bunlar da beyaz. Çok önemli. Beyaz da kan taşıyıcı arkadaşlar. Yani kesmesi temiz gelsin diye. Ama tabii kırmızıdan gelme beyaz veya siyahtan gelme beyaz. Hangisine? Tabii rengine göre adapte olunacak. Bunlar da çok güzel bir takım arkadaşlar. Kırmızı bizden geçmişti Ahmet abime. Ben İnşallah de, keyif ben üretir. Ben de böyle bir takım var Ahmet abi. Erkeğim kırmızı, dişim beyaz. Onu da yine amcaoğlundan almıştık. Ondan abi ben her renk aldım. Siyah aldım, mavi de geldi. Mavi aldım. Değil mi oğlum, beyaz. Beyazı kan taşıyacak. Kan taşıyacak. Yani 4 rengin 4'ümde aldım. Bir dişi beyaz, kırmızı erkekten. Evet arkadaşlar, burada yine Omski dediklerimizden var arkadaşlar. Bunlar da aşağı yukarı 5 yıldan beri bir çiften üreme kendi yavrularım var. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bu kuşlar yürüyünce kendini gösterir. Tabii şu an onların başa, kuyruk, biraz eksik durumlar tam. Eline emeğine sağlık abi, güzel kuşlar. Gerçekten keyifli. Daha devam ediyoruz. Daha kuşumuz çok. Burada postalar yatıyor yumurtaya, yavruya. Burada çaykalarımız var arkadaşlar. Çok güzel bir takım kırmızı çaykalar. Bu çaykaların da artık temizlik kalmadı arkadaşlar. Yani var da çok az. Kıymeti kalmadı, çok kıymeti az kaldı. Kıymeti bilinecek kuşlar arkadaşlar. Yani eskisi gibi rahat değil bu hayvanlar, çok değil. Bunların işlemeleri çok güzel. Evet, farklı. Nakışları da çok iyi. İşte aynı. Ahmet abi daha arkadaşlar. Bu kümesleri gördüğünüzün 3 katı daha kuşlarımız var.
Şimdi sizden ricam yorum beğeniyi bol yapalım. Bu birinci bölümümüz. İkinci bölümü de çekeceğiz. Belgesel tadında oldu. 20 dakikayı geçtik. Siz de keyif alın diye olabildiğince çok gösterdim. Güzel gösterdim hayvanları. Daha burada gördüğümüzün çok çok fazlası var arkadaşlar. Burada da bir takım Omski'miz var. Şöyle bunları da göstereyim. Gel gel gel. Kuşlar tüyde arkadaşlar. Hepsi tüyde. Şıkır şıkırlar. Sizden ricam bir sonraki bölümü de izlemeyi unutmayın. Son çaykaları da gösterelim. Şöyle ay maşallah. Yine yumurtada olan bir dişimiz. Çaykalar biraz sert kuştur ama bunlar bayağı bir alışmış. Güzel. Şöyle bakalım. Sarı işlemeli ve sarı. Arkadaşlar. Abi gerçekten postaları da gösterelim. Burada da bir takım bakıcımız yavruya yatıyor. Maşallah. Ahmet abi bir bölüm daha çekeceğim. İki bölüm yapacağım. Çünkü zaman 21 dakikayı geçti. Çok keyifli. Sen şimdi arkada da bir sürü kuş var. Arkadaşlar keyifliyiz de. Bizi tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Dostlarımız da yorum beğeni yapmayı unutmasın Allah'ın izniyle. Evimizden geldiği kadar işte çok bizi tanıyan olmasa da yine de Bursa'da biraz tanın abi ben çocukluğumdan beri tanırım. Severek takip ettiğim süs kuşçularından birisin ki ben 9-10 yıldır süs kuşuyla uğraşıyorum. Ben o zaman gördüğüm en büyük süsçülerden biriydin abi. Hani Rasim abiyi görürdüm, seni görürdüm. İşte şey vardı. Zülfikar abi falan vardı. Şimdi eskiye göre çok değerli abilerimizden bir tanesi. Hala daha bak mesela bugün mesela ben bunu 3 yıl önce yaptırdım. Hala daha bir şeyler yaptırmaya çalışıyorum. Böyle yani kendi kafama göre, kendi abi, projeme göre. Kocaman tesis olmuş burası. Ama burası çok büyük bir yer değil. Burası 130 metrekare bir evin 100 metrekaresi. Şimdi 50 metre bir teras var önümüzde. Burası 100 metrekare bir yer. Şimdi arkadaşlar diğer kuşlara ama geçeceğiz. Ama şöyle bir durum var. 100 metre ama planı yaptıktan sonra çok güzel bir abi süper olmuş. Şimdi ben birazdan gezdireceğiz diğer yerleri de. Arkadaşlar ikinci bölüm muhakkak izleyelim. Şöyle gösterelim keyifle. Hava kararmadan hemen diğer bölümü de çekeceğiz. Allah nasip ederse. Şöyle bir fragman göstereyim. Daha bura harici buranın arkası ve bu tarafta da kümeslerimiz var. Onları göstereceğiz. Diğer bölümü kaçırmayın arkadaşlar.